Bir saygısız durum daha. Dilan Polat, Polatgiller, bizi burada paramparça ettiniz yahu. Savunduğunuz insanların neler yaptığını buyurun izleyin. Hadi yine savunun sonra. Kara para operasyonuyla yemek masası dağılan fenomenler tahliye sonrası partide buluştu. Dilan Polat ve Sıla Doğu sahnede dudak dudağa öpüştü. Böyle rezalet görülmedi. Tepki çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ikili skandal görüntüleri için ne dedi? Bu dudağımı, çenemi, boynumu, ellerimi, parmaklarımı... Milletle dalga mı geçiyorlar? Haklarında kara para aklama, yasa dışı bahis oynatma, vergi kaçırma ve suç örgütü kurma suçlarından dava açılan Polatlar 10 ay sonra serbest kaldı. Polatların tutuksuz yargılanması kamuoyunda rahatsızlık yarattı. Tutukluluk süresi boyunca mağdur oynayan Polatlar tahliye kararı sonrası eski günlerine çabuk döndü. Sosyal medya kullanmayacağını açıklayan Dilan Polat tahliye kararından kısa bir süre sonra sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Kullanabildin mi Dilan? Dilan güçlü olarak gireceğim yani bunlar şey. Dilan çekme. Polat'ın tepki çeken paylaşımlarının ardı arkası gelmedi. Bir tık ufaktan alışmaya başlayınca arıyorsun. Sorduk geldi böyle şeyde bardağın içine döküyorsun tozu, üzerine su döküyorsun, karıştırıyorsun, kahve oluyor falan böyle. Konuşulmak için adeta tüm tuşlara basan Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde yeni şarkı çıkaracağını açıkladı. Umduğu ilgiyi bir türlü göremeyen Dilan Polat, son olarak sosyal medya fenomenlerini ağırladığı bir eğlence düzenledi. Bu davet kara para operasyonundan önce Polatların düzenlediği yemeği akıllara getirdi. Hatice! Aşk buyur insana, bu kadar kolay sanma. Bu kez yeni bir yol haritası mı çizildi bilinmez ama Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun sahnedeki o görüntüleri görenlerin asabını bozmaya yetti. Abla kardeş sahneye çıkan ikili meraklı gözlere aldırmadan dudak dudağa öpüşmekten çekinmedi. Kepazelik. Polatların skandal görüntülerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Kimi bu ne kepazelik diyerek tepkisini dile getirirken kimi sapkınlık, kimi iğrenç dedi. Sosyal medya skandal görüntülerle çalkalanırken tabii ki vukuatlı abla kardeşin buna da bir açıklaması vardı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dilan Polat, Sıla Doğu'yla birbirlerinin her yerini öptüklerini söyledi. Sıla tahliye olup beni bırakıp gittiği gün bile odada gözümü, kaşımı, burnumu, dudağımı, çenemi, boynumu, ellerimi, parmaklarımı, tırnaklarıma kadar öptü. Kardeşim o benim ve biz birlikte neler yaşadık onunla. Yok bunlar bilmem ne, şöyle böyle neler neler yazılmış. Polat ardından görüntülerden rahatsız olan kişilerden özür diledi. O benim hep parmaklarımı bile öper. Bunları söylemek istiyorum ve sabrı öğrenen insan. Eskisi gibi değilim, esip gülleyip bağırıp çağıramıyorum. Rahatsız olanlar olduysa sadece özür dileyebilirim. Hemen ertesi gece bir arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katılan Polatlar şovlarına devam etti. Mekan çıkışı kendisini görüntüleyen muhabirin sorularını yanıtlayan Sıla Doğu yanlış anlaşıldık dedi. O yüzden evet, aslında ben içeride kardeşimin ayağının altına kadar öpüyorum. Çünkü onun iki tane evladı var. Ben içeride ona hem anne hem baba oluyorum. Çok destek oluyorum.
yaşaman çok zor şeydi. Bir de koğuş arkadaşımız zaten onunla bir çocuğu vardı. Ben evlat sahibi değilim, benim çocuğum yok ama onları anlamak da çok güç çekiyordum cezaevindeyken. Ama ben onun ayağını her yerini öpüyordum. Yani o benim, ben ona hem anne hem babayım. Bir daha bu günler gelecek mi diye. İşte ben de o videoda ona şey dedim. Hatırlıyor musun dedim. Hep bunları söylüyordun dedim. Bak işte o günler geldi ablacığım derken bir abla kardeş bir gün bize bir yakınlaşmamız oldu. Ama toplum hakkı artık biliyorsunuz gündemimizde o kadar çok şeyler var ki. Bebek katilleri, bir sürü şeyler. Adlarına da bizi yazıyorlar. Doğu'da Dilan Polat gibi özür diledi. Toplumu rahatsız edilecek en ufacık bir şey varsa toplum adına buradan özür diliyorum. Ama biz abla kardeş, ben ona anneyim. Her şeyden önce kardeş, bir abla değil. Hem anneyim hem babayım. Böyle bir videomuz oldu ama işte onu da yakınlaştırıp tekrar yakınlaştırıp bir de uzunlaştırıp tekrardan arkasına bir şeyler koyup bu şekilde bir servis edildi. Ben çok üzüldüm. Sıla Doğu'nun ardından Dilan ve Engin Polat çifti kapıda belirdi. Dilan Hanım, Engin Bey, merhabalar diyelim. Hem geçmiş olsun da. Arkadaşlar yola çağırdım. Evet. Ben Sercan abi, geri çıkalım ama. Nasılsınız diyelim. Efendim. Bir dakika, yavaş yavaş. Biliyorsunuz ki son dönemde bir video çıktı ki ortaya. Çok da konuşuldu. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Sıla Hanım birazcık açıklamasını yaptı ama. Soruları yanıtsız bırakan çift, çevredekilerin yoğun ilgisiyle araçlarına bindi. Engin Bey, düşünmeye devam ediyor musunuz? Sürekli videolarda düşünüyorum dedi. Bir şey düşündüğü yok. Çok teşekkür ederim. Peki efendim, şarkı ne zaman çıkacak? Onu da soralım. Aralık'ta. Sözleri çok konuşuldu. Ben yaşamlar biliyorum. Dilan Polat'ın doğum gününde tutukluluk sürecinde kanlı bıçaklı olduğu Banu Parlak'la birlikte eğlendiği ortaya çıktı. Üzdüysem seni özür dilerim. Ben de seni. Polatlar kara para operasyonuyla tutuklanırken Banu Parlak dükkanının kurşunlanmasından Dilan ve Engin Polat'ı sorumlu tutmuş. İfade için Küçükçekmece Adliyesi'ne götürülmüşler. Biz de sizler gibi bekliyoruz ne olacağını. Polatlardan şikayetçi olmuştu. Daha sonra şikayetini geri alan Banu Parlak, şimdi geçmişe sünger çekerek Dilan Polat'ın öpücüklerinden nasibini alanlar arasında yer aldı. Seni çok sevdim biliyor musun? Biliyorum. Ben seni çok bunu biliyor musun? Hep birbirimizi sevdiğimiz için zarar verdiğimizi biliyor musun? Yok, artık olmayacak. Olmayacak. Vallahi yemin ediyorum aşırı rahatsız oluyorum bunlardan. Yani o kadar söyleyeyim yani. Sizlerin de ekranlarınıza taşıdığımız için özürlerimizi iletiyoruz efendim. Biz bunları sizlerin karşınıza çıkardığımız için gerçekten yaptıkları olay oluyor ya, yer yerinden oynuyor artık bunlar, her neyse işte alın size. Alın savunduğunuz, bize savunduğunuz insanlar. Vallahi ben sadece öyle bir algı yaratıldığını düşünüyorum. Ben mesela o restoran çıkışı mı neresi orası bilemiyorum. Oradan çıkışta dikkat ediyorsanız en fazla maksimum 15 ila 18 yaş arasındaki çoluk çocuğun eline şakşakçıları telefon verilip orada sanki şöyle bir algı yaratılıyor. Yani işte bakın biz hani her gittiğimiz yerde böyle bir kalabalık yaratıyoruz. Şimdi ben her şeyden önce bir kadın olarak ve bir evlat yetiştiren bir anne olarak şunu söylemek istiyorum. Ben şu videoya baktığımda artık bu şunu dersiniz, alkolün etkisi midir bu? Alkol sağlığa zararlı. Sağlığa zararlı. Ya da nedir bilemiyorum ama şu görüntü hiç hoş değil. Yani iki kardeşin öpüşmesi, o görüntüleri gerçekten çok mide bulandırıcı gelmiyor mu size de arkadaşlar ya? Kepazelik ya, kepazelik. Kepazelik. Vallahi ben tamamını izleyemedim biliyor musunuz? Çünkü arkasından ne geleceğini bilemedim yani. İzlemek istemedim. Şimdi bakın, Dilan Polat freni patlamış bir kamyon misali, evet, son hızla ilerliyor. Ve bunu görüyoruz. Çok hızlı gidiyor. Üstelik bu gidişat yarın öbür gün çocuklarına ve ailesine nasıl zarar vereceğini göremeden gidiyor. Yani sizin yetişkin bir kızınız var. Bir tane oğlunuz var.
Yani onlarda yaratacağınız, yani şu görüntüler yarın bir gün bütün Google'a girdiklerinde, oğlu girdiğinde veya kızının okul hayatında bu görüntüler konuşulacak arkadaşları tarafından. Yani siz hiç mi düşünmüyorsunuz bir kardeş, bir teyze, bir anne olarak o çocukların nasıl bir tahribat yarattığınızı psikolojilerinde hiç mi görmüyorsunuz? Lütfen adımlarınızı atarken bu kadar bencil olmayın. Evlatlarınızı düşünün. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ne ara bu vergi kaçıran hırsızlar bu kadar kahraman oldular ya? Yani inanamıyorum. Ben gerçekten bu ülkede ne seviliyor ne sevilmiyor artık kestiremiyorum arkadaşlar. Bir söz var ya, arsız güçlü olunca haklı haksız olurmuş. Bize zamanında haksızsınız diyen, onları destekleyen, hatta alkışlayan o kesim yüzlerce mesaj atmış bu videodan sonra. Çünkü ya, artık gerçekler pat 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 diye ortaya çıkıyor. Biz bunları bir yıldır konuşuyoruz ya, o yeni değil ki. Bir Tabii. yıldır konuşuyoruz. Dilimizde tüy bitti. Seceresini döktük burada yayınlarda. Dedik ki dikkat Sahi edin. Bunlar gibi olmayın. Bunlar iyi örnek değil dedik. Memlekette yaşamadığımız olay kalmamış ya. Görmediğimiz rezalet kalmamış. Bu nasıl bir umarsızlık ya? Bu nasıl bir duygusuzluk? Nispet yapar gibi paylaşımlar. Siz düne kadar annelik üzerinden mağduriyet yapmıyor muydunuz? Dualar paylaşmıyor muydunuz? Dizleriniz namaz kılmaktan aşınmıyor muydu? Alkollü mekanlarda dudak dudağa pozlar paylaşıyorsunuz şimdi. Didem. Kime neyin gösterisini yapıyorsunuz siz? Kime neyin nispetini yapıyorsunuz? Ve bunlar beraat etmedi. Henüz beraat etmedi. Yargı süreci devam ediyor. Ama sanki beraat etmişler, özgürlüklerine kavuşmuşlar, aklanmışlar. Ya siz 40 yılla yargılanıyorsunuz be. İddianame orada asılı duruyor. 40 yıl hapis istemiyle yargılanıyorsunuz. Vergi kaçırmaktan, devleti dolandırmaktan, yasa dışı işler çevirmekten. Hala yargılanıyorsunuz yahu siz. Bunları niye gösteriyoruz? Ha, evet, eleştiriyorsunuz. Ya göstermeyin bunları, siz böyle niye gösteriyoruz? İşte gerçek yüzlerini görün diye gösteriyor. Ne o be? Ne o öyle öpüşmeler filan? İnsan kardeşiyle öyle öpüşür mü ya? Ne kadar çirkin, ne kadar ayıp ve ne kadar günah. İnsan evladını bile öyle öpemez. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ya, yok olun be. Kef olun be. Şimdi bu insanlar değil miydi? Çocuklarımızı özledik. Efendime söyleyeyim. Ya Dilan Polat, dikkat ediyor musunuz? Her anını çekiyor. Her anını kocasını çekiyor. Kocasıyla olan aşkını çekiyor. Kocasına bir şey onaylatmayı çekiyor. Hiç çocuklarıyla ilgilendiğini, bir oyun oynadığını veya onların ne bileyim herhangi bir çocukları için bir yemek yaptığını gördünüz mü? Yok ya, o mağduriyeti kullandılar. Ya bu nasıl bir ebeveynliktir? Duygu sömürüsü ya yaptılar. Sen bu kadar mağduriyet yaşamışsın. Ha, yani 7,5 ay 8 ay hapishanede yatmışsın. O çocukların annesiz babasız kalmış. İlgilensene biraz çocuklarınla ya. Ne böyle atmışsın kendini sokaklara, tuhaf tuhaf öpüşmeler, koklaşmalar, onlar bunlar, her ne kadar kardeşin de olsa olmaz. Olmaz. Rezalet ya, rezillik ya. Rezilsiniz. Bizde böyle bir şey yok ya, bizim örf adetlerimiz Yapmayın. Var ya. Biz Müslüman bir ülkeyiz, nedir bu ya? Böyle şeyler. Ondan sonra özür diliyoruz. Tabii protesto edildiniz, yüzlerce binlerce kınama aldınız, ondan sonra özür diliyorsun. Yapmayacaksın. Ya ne ya? Yapmayacaksın. Ya her gün bir aradasınız. Bu neyin şovu be? Sanki hasret kalmışlar birbirine de yıllardır birbirini görmüyormuş gibi sarılıp öpmeler, dudak dudağı. Bu nedir ya? Bu nasıl bir rezalettir ya? 7 ay birlikte kalmışlar ya. Ha. Diyor ki, bir de açıklama yapıyor. Açmış yine kamerasının ekranına, karınca doğası bütün hikayeleriyle birlikte. Özür diliyormuş halktan. Sadece özür dileyebilirmiş. Çünkü artık bağıramıyormuş. Hani eski o tükürmeleri ve bağırmaları konusunda uyarıldığı için bir tek onu yapmıyor. Her şeyin en aşırısını yapıyor. Bir tek bizlere bağıramıyor ve tüküremiyor. Diyor ki, benim her yerimi öpüyor. Benim parmaklarımı öpüyor. Benim dudağımı, benim burnumu, benim... O sevgi gösterisi tamam, oluyor. Gösterme ama. Olur mu abla? Gösterme. Görmek zorunda değiliz. Senin yüzünden, senin yüzünden biz de burada ekranlara taşımak zorunda kalıyoruz. Biz seni kıskanıyoruz. Çünkü o kadar çok kıskanıyoruz ki insanlar da biz seni böyle haber yapıp seni eleştirdikçe seni kıskandığımızı falan söylüyorlar bize. Yani gerçekten geçen gün de dalga geçtim, ironi yaptım. Beni engellediğin için dedim ki sana buradan. Ay dedim, Dilan çok özür diliyorum senden dedim. Benim engelimi açar mısın? Bayağı dalga geçiyorum abla senle. Ben senin neyini izleyeceğim? Sıla, sen de ne olur engelle beni. Bütün aile olarak neyiniz
çoğunuz çapınız, şakşakçılarınız kiminiz varsa, beni kıskanıyor diye sandığınız, bizi burada onları eleştiriyorken kıskanıyor diye sandığınız kim varsa engelleyin bizi yahu. Gidin onu takip edin. Gidin onun hikayelerini izleyin. Gidin onun şakşakçısı olun siz yahu. Bir de o ne sığ bunun bir konuşma ya. Bir değil, iki değil, üç değil ya. Kıskanıyorlar siz da konuşuyorlar denmesin. Ne komik bir şey işte ya. Neyini savunuyorsunuz? Bandı parlağı görmediniz mi orada arkadaşlar? Bandı parlak kim? Kim ya, sürekli bunları hatırlatacak mıyız? Kafanıza kakacak mıyız biz sizin yayınımıza bunları? Bağlanan Banu Parlak, hani hatırlıyoruz değil mi? Can güvenliğim Polat yok ailesi diye tarafından tehdit ediliyor. Benim bir kız çocuğum var, öldürülebilirim diye yayınımızda ağlayan Banu Parlak hani. Evet, kızımı okula korumalarla gönderiyorum diyen Banu Parlak. Öldürecekler beni diyor, tehdit ki ediyorlar beni diyen Banu Parlak. Sonra nasıl olduysa iddialara göre yüklü bir para aldı iddialara göre. Ve Dilan Polat tamamen ve ailesinden... Duygusal. Evet, şikayetten vazgeçmişti. Şimdi sarmaş dolaş. İşte bunlar bu. Gerçek yüzleri bu işte, bakın. Onun için yayınlıyoruz. Görün gerçek yüzlerini diye. Ağlıyordu telefonumuzda. Programımıza bağlandığında geçen sene. Banu Parlak. O sarılan, şimdi öpen, dudak dudağı görüntülendikleri ablası Sıla. Koğuşta kavga etmediler mi? Senin yüzünden içerideyim. Evet. Senin bu gösteriş merakın yüzünden bu aile bu noktaya geldi diye. Bunlar saçma birbirine girdiler koğuşta. Evet. Herkes konuştu, bütün Türkiye biliyor. Evet. Ne evet oldu? Ne oldu da şimdi bu hale geldiniz? Bunları biz, yani bunlar çıktılar şimdi ya, dışarıdalar. Halen daha hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar ya. Bir şekilde sosyal medyadan engellensinler bence. Yani bunlar kendilerini engelleyemiyorlar. Bir şekilde bunların hesapları falan kapatılsın. Bunlar yani insanlık namına, bunların hayatlarını izleyenlere de bunların yapılması gerekiyor artık. Gerçekten ben buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Kapatılsın bunlar. Bunlar nasıl şeyler? Biz bunlar neyi izlemek zorunda kalıyoruz, bırakılıyoruz ya? Ya kız kardeşiyle dudak dudağına hani böyle şöyle falan da değil yani. Çok 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 öpüşüyorsun. Bir de bunun için, ay kusura bakmayın, bunun için sizden sadece özür dileyebilirim. O benim kız kardeşim diyorsun. Ne yapıyorsanız yapın. Kendi evinizin içinde yapın. Bize göstermeyin ya. Bir de güzel bir şeymiş gibi bunu savunuyorsunuz ya. Sonra da biz sizi konuşunca bir de milletten tepki görüyoruz yahu. Vallahi bıktırdılar. Aşırı rahatsız oluyorum sizden gerçekten. Siz kendinizi kapatamıyorsunuz. İnşallah kapatırlar sizi bir şekilde ya. Bir de hiç durmuyor, duraksızın karınca doğası gibi hikayeler. Öyle bir hayatın var yani. Öyle bir dizi gibi o kadar merak ediliyor ki hayatın. Şimdi arkadaşlar bakın. Aslında bu çok sosyolojik bir durum ha. Yani incelenmesi gereken bir aile bunlar. Bunların psikolojileri de incelenmesi lazım. Bunlar neyin kafasına... Acaba ne yiyorlar, ne içiyorlar? Bunlar da bu kafayla dolaşıyorlar. Yani insanda biraz böyle bir olgunluk altın olur. Altın tozlu kahve içiyordu. Ben sana söyleyeyim. Yani... Altın tozlu kahve içiyordu. Millet evine ekmek götüremezken, ay sonu zor getirirken hani. O bebekte o lokalden çıktıkları zaman Dilan Polat'ın kafası çok iyi arkadaşlar. Sarhoş arka orada. Aa çok, olur mu? Çok, onlar çok, namaz çok kılıyorlar sarhoş abi. Nasıl böyle bir suçlama yapabilirsin evet, sen evet ya? Ya cezaevindeyken öyle. Şerbettir o. Şerbettir sadece. Alkol burada, yoktur. Burada evet sarhoş. Evet. Burada kendinde değil. Bakın hareketlerine bakın. Yüzlerine Engin'in bakın. Engin'in o gözlerini de görüyor bakın musunuz? Evet. Acaba hangi kanalın kameraları gelmiş? Mikrofonlara bakıyor orada böyle. Ben evet bunların haldır kahramanıymış gibi hala çekiliyor olmalarını. Kendini bak dünya starı görmelerinden bak de artık bana tiksinti geldi. Bakın inanın mısınız? Yani biz yapıyoruz. Bence çekilmemesi lazım. Biz yapıyoruz. Bence gösterilmemesi lazım. Yapılmaması lazım. Hiçbir magazinde, hiçbir haber kanalında gösterilmemesi lazım. Bunların, göze sokulmaması lazım. Çünkü bunu istiyorlar. Lazım. Onu istiyor zaten. Bunun için yapıyor. Evet. Bak, star zannediyor bunlar kendini artık. Bak kendi de değil. Papucumun starı. Bak yanında dayanacak kimse olmasa yığılacak. Yere yığılacak. Yanında dayanacak kimse olmasa. Şeyin, o kadar içmiş. Engin'in o kadar kendinden geçmiş. Ondan sonra Fetih suresiymiş. Namazmış filan. Ya ay tövbe, tövbe. Vallahi gerçekten insan... Bazen bunları izledikçe midesi tövbe, bulanmıyor. Tövbe. Benim midem bulanıyor ya. Yani bir sonraki aşama ne olacak acaba diyorum yani. Arsızlığın bir sonraki aşaması ne olacak? Ya bir insanın şu durumu algılayamaması için çok cahil olması lazım bakın gerçekten. Çünkü neyi destekliyorsanız, neyi alkışlıyorsanız siz de olsunuz o zaman. Öyle. Ben onu destekleyenlerin onunla aynı zihniyette insanlar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Aynı seviyede insanlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü göz var, izan var yani. Bari yani bunun yanlış olduğunu, yanlış yolda olduklarını görmemek için kör olmak lazım. Bari ya namazı kullanmayın. Bana bakın. Dilan, Sıla, Engin. Bari namazı kullanmayın yahu. İnsanların duygularıyla oynuyorsunuz ya. Hani manevi duygular. Orada
hapishanede işte namaz kılıyor musunuz, bunu kullandınız ya, bunu kullanmayın bari yahu. Kullandırtmayın bunlara da zaten. Bu manevi değerlerinizi kullandırtmayın. Kendinizi de kullandırtmayın. Şu an ne yapılması gerekiyor biliyor musunuz? Çatır çatır herkesin, bunları takip eden herkesin çıkması gerekiyor. Takipten makipten bunları sizin izlememeniz gerekiyor. Sizler... Bunlara siz prim veriyorsunuz böyle. Biz, tabii. Başımıza bu, çıkartıyorsunuz. Bu canavarı bunları siz yaratıyorsunuz. Bu bunlar canavar. Canavar gerçekten tabii. Canavar. Ya iki kız kardeşin öpüşmesi nedir ya Allah aşkına ya? Dudak dudağa dakikalarca öpüşmek nedir ya? İğrenç bir şey. Nedir ya? Vallahi. Yok böyle bir şey bizim toplumumuzda, böyle bir örfümüz, adetimiz yok bizim sizin ya. Sizin yetişkin bir kızınız var değil mi bir de yani? Evet. Yetişkin kızınız ve bir de bir oğlunuz, yetiştirdiğiniz çocuklarınız var. Hani Sıla'nın çocuğu yok anlarım. Ama evet. Bu bir kere ne kadar çirkin bir şey ya. Yani bu hangi ailevi... Tırnak içinde söylüyorum. Ayıp ya, ayıp. Hayatın ayıp. İçerisinde bunu konuşlandırabilirsiniz. Hangi aklı başında bir ebeveyn çocuklarına bunu yapabilir? Bu kadar bencillik olabilir mi? Evet. Bu kadar mı gözünüz karardı sizin? Bu kadar mı aman ne olursa olsun deyip yazıklar de olsun her ya. Şeyi unutup da ya kendilerinin 10 ay önce neden yargılandığını bile unutmuş bu insanlar ya. Ve ben seni demiştim. Ya hala suçlular ya. Suçlular tabii hala ki. Ya. Hala daha bir şey. Bir de gitmişler orada yani. Dini istismar ediyorsunuz siz ya. Dini istismar ediyorsunuz, gidiyorsunuz ondan sonra alkolle eğlence şakşakçılarınızı alkışlatıyorsunuz. Bir de iki kız kardeşin öpüşmesi nedir ya? Çıldıracağım. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya. Yakında bu aileye bir reality show gelmezse, a bak ben buraya yazıyorum. Şarkı çıkartıyor şimdi. Şarkı çıkarıyor, sahneye de çıkacak. Bak gör, hani eskiden böyle vardı ya bir programlar ev içinde. Evet. Öyle bir hani Kim Kardashian'ların öyle bir şeyi vardı. Öyle bir programda bu aile kendi hayatlarını güzel bir paraya satmazlarsa ben bir şey demiyorum. Kardashian'lar suça batmadı ailece canım. Onlar gerçekten şöhretli insanlar. Bunlar arada suça battı var. Ya. Bunlar yargılanıyor ya. Bunlar zanlı ya. Bunlar vergi kaçırdılar. Ha, sahte fatura düzenlediler. Işte, binlerce. Bunlar yapmadıkları kalmadı. Hala iddianame duruyor öyle ya. Kara para atladıkları daha temize çıkmadılar çıkmadı ya. Çıkmadı işte. Daha evet. Çıkmadı. Daha şahitler dinlenecek. Da belli değil. Aralık ayında duruşmaları var. Şahitler dinlenecek daha. Savcının güvendiği iddianameye yazdığı şahitler dinlenecek daha. Bu Engin Polat'ın yasa dışı bahis oynadığı, oynattığıyla ilgili iddialar var da bunlar yargılanıyorlar daha ya. Temizlenmiş bir şey yok ki. Yok olun gidin ya. Yok olun ya. Kurtulalım sizden yani ya. Yani bu kadar da gözün parmağına yapmak enteresan bir şey ama. Aynen öyle yapıyorlar ha. Evet. Aynen toplumun sinir uçlarıyla oynuyorlar. Kör gözüm kör parmağına. Bunu evet. Bilerek yapıyorlar. Bak, bunların bir şey akıl hocaları abi. Olduğunu düşünüyorum ben. Hiçbir şey olmaz. Niye olmaz? Hiç ya öyle deme Hande. Bak olur. Aylardır olur, olur. Olay yaptılar çıktılar. Olur olur. Halen daha. Şimdi belki de devam ediyorlar ve biz burada onları eleştirdiğimiz için, gözünüzü açmaya çalıştığımız için biz onları kıskananlar olarak ay, ilan ediyoruz. Ay neyi kıskanacağız Allah böyle aşkına ya. Böyle bir şey olabilir ya. Mi? Hangi bir şeyi bir kıskanacağız bakın yani? Ya, bir bakın. Hadi neyle gidin kendi kız kardeşinizle onların yaptığını yapın. Örnek oluyor ya sizde. Çok iyi bir aile Polatgiller ailesi. O kadar iyiler ki, bize o kadar çok savunuyorsunuz ki, bunun nesi elle tutulur, bunun nesini savunabilirsiniz, bunun nesini izleyebilirsiniz? Kendi hayatınıza bunları izleyip de ne katabilirsiniz? Aynen öyle. Ya bu geçeceğim, abi geçeceğim. Aile yapısında tamam. Böyle öpüşmek var mı ya? Böyle tamam. Dudak dudağa öpüşmek var mı ya? Varsa yani, savunsunlar, gelsinler böyle bir savunsunlar. Akraba ilişkisi de yok. Çok bile konuştuk.